Değerli arkadaşlarım, soru çözümüyle karşınızdayız. Yükselme devrini bitirdik. Şimdi soru çözme zamanı. 25 sorudaki hedefimiz 23, 24 ve 25. Başka bir hedefimiz yok. Tabii bu arada gelen yorumları da okuyorum. Özellikle soru çözüm videolarının altındaki yorumlar bizleri çok mutlu ediyor. Onu baştan söyleyeyim. Yani ortalama 23, 24, 25'e gidiliyor. Zaten istediğim de buydu. Bir de şu var. Günay, sen de okuyorsun, beraber görüyorsun. Hocam, sorular bize çok kolay geldi. Bakın, bir kere daha uyarıyorum. Sorular kolay değil. Siz öğrendiniz. Aradaki fark bu. Ben bu soruları bir kere daha söylüyorum. Senenin başında size sormuş olsaydım, 25 soruda yapabileceğiniz net sayısı 3, 4 ve 5'ti. Hiç çalışmayan, tarih çalışmayan birinin yapabileceği soru. Ama siz öğrendikçe sorular tabii ki basitleşecek. Çünkü biliyorsun, eskisi gibi değilsin ki. Bilenle bilmeyen bir olur mu? O yüzden bak bakalım, şu soruyu gördüğün zaman, bak geri kapatıyorum. İnanın şu arada bile soruyu çözen var, biliyor musun? Bak. Bak. Çözdüm biliyorum ben. Başlıyoruz. Tarihçiler tarafından 8 yıla 80 yıllık sığdırmış. Büyük bir padişah olarak nitelendiren Osmanlı padişahı kim? 1512'de. 1520 arası görev yaptı. Tam 8 yıl. Kardeşim, biliyorsun babası tahttan indirdi Yeniçerilerin desteğiyle. Kim geldi başa ya? 8 yılda Türkiye'nin neredeyse 3-5 katını aldı. Yavuz Sultan Selim. Diğer adıyla 1. Selim. Bakın, illa Yavuz Sultan Selim demek zorunda değil ÖSYM. Ne diyebilir? 1. Selim diyebilir. Geldik 2'ye. Avrupalıların diyor 1571 senesinde Osmanlı Devleti tarafından fethedilen Kıbrıs Adası'na tepkisi. Hatırlayalım. Arkadaşlar, biz Kıbrıs'ı Venediklerden aldıktan sonra Venedikler Avrupa'dan yardım istedi. Üzerimize bir Haçlı İttifak kuruldu ama Kıbrıs'ı bizden geri alamadılar. Doğru mu? Hatta Kıbrıs'ı alamadılar, gittiler bizim İnebahtı'da Deniz Savaşı'nda. Sizler de biliyorsunuz ki gemilerimizi yaktılar ya. İnebahtı Deniz Savaşı onlarda var ya, öyle bir anlatılıyor ki arkadaşlar. Onların tarihi, Avrupa tarihinin İnebahtı Deniz Savaşı onlar için şanslarının döndüğü, kötü talihin sona erdi. Yıllardan beri üzerindeki ölü topraklarını attıkları bir savaş olarak. Müthiş anlatılır yani, onu size söyleyeyim. Ama mesela İnebahtı Deniz Savaşı'yla Sokulu Mehmet Paşa'nın ünlü lafı var. Sizler de biliyorsunuz, duymuşsunuzdur. Ne de Sokulu? Siz dedi, bizim İnebahtı'da sakalımızı kestiniz. Biz dedi, sizden Kıbrıs'ı alarak kolunuzu kestik. Sizler de biliyorsunuz ki arkadaşlar, kesilen kol bir kere daha yerine gelmez. Ama kesilen sakal bir kere daha gür olarak çıkar. Ne demek bu? İnebahtı'da benim 50 tane gemi yaksan ne olur dedi. 2 sene içinde tekrardan donanmamız 50-100 tane daha gemi üretmeyi başardı. Bunu kim söylemişti? Sokullu Mehmet Paşa. Osmanlı Devleti 16. yüzyılda baharat yolunun hakimiyeti için. Değerli arkadaşlar, baharat yolu nereden başlıyor? Hindistan. Hindistan'da Gücerat Sultan da bizden yardım istememiş miydi? Kime karşı istedi? Hatırla. Dedim ya, Yeni Venedik. Kim? Portekiz'e karşı. Demek Osmanlı Devleti 16. yüzyılda baharat yolu dediğimiz Hindistan bölgesinden Mısır bölgesine kadar geçiş güzergahı olan bu ticaret yerinde Portekizlerle mücadele etmiştir. Bunu bilelim. Peki, Osmanlı padişahlarından Fatih Sultan Mehmet 1461 senesinde hangi devlete son vererek Bizans devletini tekrar kurma ihtimalini ortadan kaldırır? Sizler de biliyorsunuz ki Trabzon Rum İmparatorluğu'na Fatih Sultan Mehmet son vermiştir. Şuradaki 61'e bir dikkat edelim. Doğru mu? Nerenin plaka koduydu bu 61? Trabzon'un plaka. Hatta 61'le ilgili çok hikaye var ya. Fatih Sultan Mehmet'in işte 61. seferi, 61 gün kuşatma süre, hep 61 ile ilgili bayağı bir şey var. Plakada fark ettiyseniz gene 61 oldu. Peki, Fatih Sultan Mehmet zamanında yaşanan hangi gelişmeler Anadolu Türk siyasi birliği sağlama yönelikti? Dikkat! Şimdi ben neye bakıyordum? Bir, bunlar Anadolu'da mı değil mi? Amasra Anadolu'da mı Günay? Evet. Güzel. Kırım Anadolu'da mı Günay? Hayır. Sinop ve Kastamonu Anadolu'da mı? Evet. Şimdi buraya kadar tamam. Şimdi neye bakacağız bir de? Türk mü değil mi? Cenevizliler Türk mü değil mi? Değil kardeşim. O zaman ben bu artıyı neye çevirdim? Eksiye. Zaten bu da eksidir. Sona bakıyoruz. İsfendiyaroğulları, diğer adıyla, eski adıyla Candaroğulları. Türk mü? Türk. O zaman ben ne yaptım? Burada Anadolu Türk Siyasi Birliği için sadece ve sadece hangisini alacağım? Evet. Çünkü bir, Kırım Anadolu'da değil. İki, Ceneviz de Türk değil. O zaman cevabım benim ne oldu? Yalnız 3 oldu. Anlaştık mı? Peki, soruyu değiştiriyorum. Hazır mıyız?
Türk kelimesini sildim. Buyurun şimdi çözerim. Anadolu'da siyasi birliği sağlamak deseydim ne olacaktı? Sadece Anadolu'da arayacaktık. Amasra Anadolu'dadır. Sinop, Kastamonu Anadolu'dadır. O zaman cevabım benim ne olacaktı? 1-3 olacaktı. Eğer Anadolu siyasi birliği deseydim. Çünkü Kırım zaten Anadolu'da bir yer değil. Muhibbi mahlasıyla şiir yazan Osmanlı padişahı kim? Arkadaşlar sen bunu bilmeden yapabilir misin ya? Sen öğrendiğin için şimdi hemen ne diyorsun? Hocam bu adam Kanuni Sultan Süleyman'dır diyorsun ama bildiğin için diyorsun. Peki Osmanlı padişahlarından Fatih Sultan Mehmet döneminde aşağıdaki yerlerden hangisinin fethedilmesi sonucunda Karadeniz bir Türk gölü haline gelmiş? Hatırlayalım. Türkiye haritasını çizmiştik. Yukarıya Karadeniz'i vermiştik. Burada ne vardı? Kırım. Doğru mu? Ben burada Candaroğulları'nı İsfendiyaroğulları'ndan almıştım. Efendim burada Amasra'yı şurada almıştım. Niye yazmıyor? Evet. Buradan Trabzon İmparatorunu aldım. Şu bölgeden neyi almıştım? Eflak ile Boğdan'ı. O yüzden Kırım'ı da alınca dikkat. Karadeniz komple benim içimde nasıl kalmıştı? Bir göl gibi. O yüzden ben nereye alarak ne yapmıştım dersen Kırım'ı fethederek Karadeniz'i bir Türk gölü haline getirmiştim. Kanuni Sultan Süleyman döneminde Avusturya'yla yapılan hangi anlaşma sonucunda dikkat Orta Avrupa'nın siyasi üstünlüğü bizim elimize geçti. Bakın bu direkt sınav sorusu olabilir. Dikkat edelim. Arkadaşlar sizler de biliyorsunuz 1533 tarihinde İstanbul diğer adıyla biliyorsunuz ki İbrahim Paşa Anlaşması ama genel manada ÖSYM İstanbul Anlaşması olarak verir. Bu anlaşmayla ne oldu? Avusturya Arşidükü, doğru mu Ferdinand, Osmanlı'nın sadrazamına denk sayıldı. Demek ki bizim padişahımızın protokolü bir karşılığı yok. Bu ne demek? Siyasi üstünlüğün bizim elimize geçmesi demektir. Cevabımız ne oldu yani? İstanbul Anlaşması oldu. Geldik 9. soruya. Osmanlı Devleti ile İran arasında yapılan ilk resmi anlaşma. Neye düşmüyorduk? Önce neye düşmediğimize bakalım. Kasçı'na düşmüyorduk. Evet hepimizin aklına ilk o geliyor ama hayır. İlk Osmanlı-İran resmi anlaşmasının adı neymiş? Amasya Anlaşması'dır. Tık tık gidiyor biliyorum, görüyorum ben buradan. 16. yüzyılda Osmanlı Devleti'nin bir iç sorunuyken uluslararası bir sorun haline gelen olay. Hatırla. Abisinin tahta çıkmasını istemedi Cem Sultan. Kendi ordusuyla Yenişehir Ovası'na yapılan savaşı kaybetti. Oradan Memlüklere sığındı. Oradan Karamanoğullarına, oradan Rodos Şövalyelerine, oradan Papa'ya. Bir iç sorunken ne haline geldi? Dış sorun haline geldi. Neyden bahsediyoruz? Cem Sultan olayından bahsediyoruz. 11. Zihniyetiyle ilim adamlarına gösterdiği sevgi ve fikri özgürlük ile bir ayağı şarkta yani doğuda, bir ayağı garpta yani batıda olan büyük hükümdar. Kardeşim en çok bilime hizmet eden, bilimsel çalışmalara önem veren, ya şu İstanbul'u bir fethedeyim de oradaki Bizanslı bilginlerle huzur dersleri yapmak için heveslenen padişah kimdi değerli arkadaşlar? Fatih Sultan Mehmet değil mi? Diğer adıyla ne? İkinci Mehmet. Osmanlı Devleti'nin yönetim sistemi Yavuz Sultan Selim'e kadar monarşik gidiyor. Monarşik yani tek. Ama bu özellik gösterirken 1517 yılında yaşanan hangi gelişmeyle monarşinin yanında nasıl bir yapıya da bürünmüş Osmanlı Devleti? Teokratik yani dini bir yapıya da bürünmüş. Arkadaşlar dini bir yapıya bürünmek için dini bir şey alman lazım. Biz Mısır seferinin sonucunda halifeliği üzerimize almadık mı? İlk halife Yavuz Sultan Selim değil mi? O zaman Mısır seferi sonucunda halifeliğin alınması neymiş? Monarşinin yanına teokratik bir düzenin de gelmesi demekmiş. Bak ben bildikten sonra fark ettim diğer seçenekleri okumuyorum bile. Mesele bilmek. Peki bak buraya. 1538-1553 yılları arasında biliyorsun Hint deniz seferleri yapıldı. Ancak biz başarılı olamadık. Niye olamadık? Niye olamadık? Okyanus şartlarına gemilerimiz uygun değil. Portekiz donanması güçlü, Gücerat sultanları bize yardım etmedi. Hint deniz Osmanlı gemicileri tarafından yeteri kadar bilinmiyor. Bunlar sebep, doğru mu? Ama Malta kuşatma sırasında Turgut Ali Reis'in şehit düşmesi zaten bundan sonra olan bir olaydır. O yüzden de arkadaşlar bunun bir Hint deniz seferlerinin başarısız olmasıyla herhangi bir ilgisi yoktur. Peki Fatih Sultan Mehmet döneminde yapılan fetihlerin amacı arasında değerler, amaçları arasında hangileri bulunmaz? Her seferin bir ekonomik sebebi olduğundan dolayı ticaret yollarını ele geçirmek var. Bizans'ın yeniden dirilmesini engellemek var. Anadolu'da Türk siyasi birliğini var.
Karadeniz ticaretine de egemen olmak var. Ama Hristiyan dünyasını ben birleştireyim diye bir amacım olur mu? Hatta Fatih Sultan Mehmet ne yaptı? Biliyorsunuz İstanbul fethinden önce 1452 yılında Ayasofya Kilisesi'nde yapılan bir ayinle Katolik ve Ortodoks kiliseleri birleşip sadece Katolik olmuşlardı. Ama Fatih Sultan Mehmet ne yaptı? İstanbul fethinden sonra Ortodoks patriklerini tekrar atadı. Ovakimi, Genadyosu. Böylelikle Ortodoks kiliselerin varlığına dokunmadı. Bu ne demek? Yani tekrardan Ortodoks ve Katolikleri ayırmak demek. Yani Avrupa Hristiyan Birliği parçalı bir şekilde tutmak demektir. O zaman bizim hiçbir zaman amacımız Hristiyan dünyasını birleştirmek olur mu ya? Cevabımız ne? Edirne olacak. Peki diyoruz ki Yavuz Sultan Selim Mercidabık ve Ridaniye savaşlarını hangi devlet ile yaptı? Doğru mu? Arkadaşlar Mercidabık ve Ridaniye savaşları Memlükler Devleti ile yapılmıştır. Ve Memlükler Devleti ile yapılan savaş sonucunda da Memlükler Devleti yıkılmıştır. Halifelik bizim elimize geçti. Baharat yolu bizim elimize geçti. Halifelik bizim elimize. Kutsal emanetler bizim elimize geçti. Memlükler Devleti bu savaşlar sonucunda yıkıldı. Dikkat! Benim altınla doldurduğum hazineyi torunlarından her kim doldurursa kendi mührüyle mühürlesin. Aksi halde hazineyi Hümayun benim mühürümle mühürlenmeye devam etsin diye vasiyet bırakan kim? Mısır hazinesini İstanbul'a getirdikten sonra bu vasiyeti veren kişi sizler de biliyorsunuz ki 1. Selim yani Yavuz Sultan Selim'dir. Bunu hatırlıyorsunuz değil mi arkadaşlar? Notlar kısmında da yazmıştık. Peki İslam dünyasında fethi mübin yani parlak fetih tabiri hangisi? Şimdi bak şehirlere hangisinin fethedilmesi en parlak olayı gösterir sizce? İstanbul değil mi arkadaşlar? Sonuçta sen Bizans İmparatorluğu'na son veriyorsun. O yüzden İstanbul'un fethedilmesi fethi mübin olarak geçer. Peki aşağıdakilerden hangisi İstanbul'un fethedilmesinin nedeninden biri değil? Hatırlayalım. Bizans'ın Osmanlı Devleti'ni kışkırtması var mı? Var. Anadolu ve Rumeli arasındaki toprak bütünlüğümüzü bozmuyordu mu? Bozuyordu. Bundan dolayı istiyoruz. Ticaret yollarını ele geçirme isteğimiz var mı? Var. Eski bir kültür ve yerleşim merkezi olması var mı? Var. Doğunun zenginliklerine ulaşmak istesin. Böyle bir şey olur mu ya? İstanbul ne tarafımızda kalıyor değerli arkadaşlar? Batımızda. Doğunun zenginliklerine ulaşma isteği Mısır'ın sebeplerindendir. Yani Yavuz Sultan Selim'in Mısır seferinin sebepleri arasında gösterilir. İlk defa Bozoklu Celal isyanı biliyorsun Tokat'ta çıkmıştı. Hangi padişah döneminde isyan ediyor? Arkadaşlar insan isyan deyince hep böyle duraklama gerileme döneminde arıyor. Hayır, ilk defa Bozoklu Celal kimin zamanında isyan etmişti? Yavuz Sultan Selim zamanında isyan etmişti. Fatih Sultan Mehmet İstanbul'un fethiyle Bizans İmparatorluğu'na son verdiği halde İstanbul'daki Ortodoks Kilisesi'nin varlığına dokunmuyor ve onu koruyor. Peki diyor Fatih Sultan Mehmet bu yolla ulaşmak istediği ama bir amaç değildir diyor. Yani Fatih neden Ortodoks Kilisesi'ni tekrardan ne yaptı dersek kurdu? Bir, Hristiyan dininde mezhep ayrılıklarına son vermek. Ya böyle bir şey olur mu? Bir kere daha söylüyorum. Tam tersi amaç Hristiyan dünyasındaki mezhep ayrılıklarını devam ettirebilmek. O zaman bu bir Fatih Sultan Mehmet'in amacı değil. Bakalım Hristiyanlara hoşgörüyle davranmak var. Ortodoks Kilisesi'nin hareketlerini kontrol etmek var. Katolik kilisesine karşı bir güç oluşturmak var. Balkanlarda yapacağı savaşlarda Rumların desteğini almak var. Çünkü Rumlar Ortodoks olduğundan dolayı ister istemez biz de Ortodoksların varlığını korursak Rumların desteğini alabiliriz. Fatih Sultan Mehmet değerli arkadaşlarım İstanbul'da yerli ve yabancı bilgilerle çalışma ortamı sağlamakta ulaşmak istediği amaçlardan biri aşağıdakilerden hangisi? Niye Fatih? Hep hayali Bizanslı bilginlerle oturup bir huzur dersi, huzur tartışmaları, bilimsel tartışmalar yapmak istemekteydi. Çünkü amacı İstanbul'u ne haline getirmekti? Bir bilim ve kültür merkezi haline getirmekti. Amacı bu çünkü. Yukarıdakilerden hangileri Osmanlı Devleti'nin yükselme dönemi padişahları arası? Önce biz zaten klasik olarak kuruluş dönemi padişahlarını yazalım. Neydi? Osman Bey, sonra Orhan Bey, sonra Birinci Murat, sonra Yıldırım Bayezid, sonra Çelebi Mehmet, sonra ikinci Murat. Bunlar neydi? Bunlar kuruluş dönemi padişahı. Bana neyi soruyor? Hangisi diyor yükselme dönemi padişahı? Bakalım. Birinci Murat neymiş değerli arkadaşlar? Bir kuruluş dönemi padişahı. Eksi. Fatih Sultan Mehmet de zaten yükselmeye geçtik. Artı Çelebi Mehmet'e bir kuruluş dönemi padişahı. Bu arada çıkan bir sınav sorusu da. Hani şimdi siz diyorsunuz ya bana hocam sorular kolay mı? Yok arkadaşlar işte çıkan bir sınav sorusu. O zaman cevabımız ne? Yalnız 2.
23'e gelelim değerli arkadaşlarım. Bakalım 23'te ne var? Fatih Sultan Mehmet zamanında diyor. Cenevizlerden Amasra, İsfendiyaroğulları'ndan Sinop, Karamanoğulları'ndan Konya ve Karaman alınmasıyla Fatih'in ulaşmak istediği amaç ne? Amaç ne arkadaşlar? Bu değil mi? Anadolu'da neyi sağlamak? Siyasi birliği sağlamak. Cenevizliler Türk değil. O zaman mantıken Anadolu'da neyi sağlamaya çalışıyoruz? Siyasi birliği sağlamaya çalışıyoruz. Peki aşağıdaki saraylardan hangisi Osmaniyet'in yükselme döneminde yapılmış? Dolmabahçe kaçıncı yüzyıl kardeşim? 19. Çırağan 19. Beylerbeyi 19. Yıldız 19. Topkapı Sarayı 15. 15 ve 16. yüzyıllar Osmaniyet'in neyidir? Yükselme dönemidir. 19 dediklerim dağılma dönemi. Yani Osmaniyet'in yükselme döneminde bir tane adam akıllı saray yaparken dağılma döneminde birden fazla saray yapmıştır. Topkapı Sarayı Fatih Sultan Mehmet tarafından yapıldı değerli arkadaşlarım. Ve en uzun süre yönetim merkezi yapan saray. 1. Süleyman yani kastettiğimiz Kanuni Sultan Süleyman Fransa'ya kapitülasyon verirken gelecekte Osmanlı Devleti'ne zarar vermemesi düşüncesiyle aşağıdaki hükümlerden hangisini önlem olarak koymuştur? Hatırla bakalım. Ulan bu ileride bize sıkıntı yaratır diyerek dedi ki Fransuva'ya. Fransuva sen benden ya da ben senden önce ölürsem bu anlaşma bozulur. Demek ki bu anlaşma sadece iki hükümdarın sağlığında geçerlidir. Çünkü ileride kapitülasyon bize zarar verebilir. Hangi seçenek? Şöyle bakalım 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 bakalım. Denizi değil mi? Ayrıcalıklar iki hükümdarın sağlığıyla sınırı tutulacak. İşte 25 soru bu. 25'te 25 yapanlar el kaldırsın Mehmet. Zaten günah 25'te 25. Ben. Başka sizlerden. O zaman aynı bilgilere sahibiz. Bravo sizlere. Sorulardan bu arada sorular içinde hem kendi soru bankamdan sorular var. Hem 22 denemeden var. Değerli arkadaşlarım 22 denemeden şu an yok pardon. Soru bankamdan var, çıkmış sorulardan var. 22 denemeden de ileriki zamanlarda olacak. Ama şu an için görmüş olduğunuz bütün soruları yapmışsanız herhangi bir Osmaniyet'in yükselme döneminde gelen herhangi bir sınav sorusu sınavda yapacaksınız demektir. Merak etmeyin, korkmayın. Gayet iyi. Ve biz artık neye gidiyoruz? Artık çok yükseldik. Artık biraz duraklayalım. Duraklama döneminde görüşmek dileğiyle. Esen kalın, hoşça kalın.